Ayrım 12. Sayfa No. 82. Arzulayan Zihin Hegel'in öz bilinçlilik kavramı önemlidir. Değişik açılardan hem Marksist hem de varoluşçu düşünürleri etkilemiştir. Öz bilinçlilik diye iddia eder, yalıtılma durumunda var olamaz. Eğer bilinçlilik kendisinin düzgün bir resmini biçimlendirecekse biraz çelişkiye ihtiyacı vardır kendimin farkına ancak kendim olmayan bir şeyin de farkındaysam varabilirim. Öz bilinçlilik kendi merkezi üstüne tefekküre dalmış bir bilinçlilikten ibaret değildir. Öz bilinçlilik kendisi dışında bir nesneye ihtiyaç duymakla birlikte bu dışsal nesne aynı zamanda ona yabancı ve onun zıt bir biçimi olmalıdır. Dolayısıyla öz bilinçlilik ile dışsal nesne arasında özel bir tür sevgi-nefret ilişkisi vardır.'' Sevgi nefret ilişkisinin en gerilimlisi olan bu ilişki yüzeye arzu biçiminde çıkar. Bir şeyi arzulamak yalnızca ona sahiplenmeyi değil, aynı zamanda da onu sizin olan bir şeye dönüştürmeyi ve böylelikle onu yabancılığından soyundurarak eğitmeyi istemektir. Yani onu tamamen yok etmeyi istemek değildir. Bu arzu kavramına giriş Hegel'in gerçeği keşfetmeye yönelik kuramsal sorunlardan Dünyayı değiştirecek uygulamasal sorunlara geçmeye yönelik ilgisine işaret etmektedir. Burada Marksistlerin çok kullandığı kuram ile uygulama birliğinin bir ön gölgesi vardır. Doğru, tek başına tefekküre dalmakla değil de dünya üstünde çalışmakla ve onu değiştirmekle elde edilmelidir. Marx'ın mezar taşına Feuerbach'a ilişkin ünlü 11. tezinin sözleri kazınmıştır. Filozoflar yalnızca dünyayı çeşitli açılardan yorumlamışlardır. Ne ki asıl olan onu değiştirmektir. Marx'ın zihnindeki filozoflardan biri de kesinlikle Hegel'dir ve Marx'ın dünyayı Hegel'in istediğinden çok daha radikal bir biçimde değiştirmek istediği inkar edilemez. Bununla birlikte Hegel, öz bilinç olgusunun kendi kendisini tam olarak algılayabilmek için dış dünyayı değiştirmeye ve onu kendisinin kılmaya soyunmak zorunda olduğunu ifade etmiş olduğundan Marx'ın sözlerinin altında yatan idea fenomenolojide bulunabilir. Arzu, öz bilinçliliğin dışsal bir nesneye ihtiyaç duyduğu ama yine kendisini kendisinin dışında olan herhangi bir şeyle sınırlanmış bulduğu olgusunun dışa vurumu gibi görünmektedir. Ne var ki bir şeyi arzulamak demek, tatminsiz olmak demektir. O halde arzu, tipik bir hegelyen söz oyunu yaparsak, öz bilinçlilik açısından bir tatminsizlik durumudur. Daha da beteri öz bilinçlilik daima tatminsiz kalacak biçimde lanetlenmiş gibi görünmektedir. Zira arzunun nesnesi bağımsız bir nesne gibi ortadan kaldırılır ise öz bilinçlilik kendi varoluşu için gerekli olanı yok etmiş olacaktır. Hegel'in bu ikileme ilişkin çözümü öz bilinçlilik nesnesini bir başka öz bilinçlilik yapmaktır. Bu durumda her bir öz bilinçli olgunun kendisiyle tezat içinde olacak bir başka nesnesi bulunacak, ne ki öteki nesne sahip olunmak zorunda olan ve dolayısıyla dışsal bir nesne olarak olumsuzlanan basit bir nesne olmayıp kendi kendini sahiplenen bir başka özbinişlilik olacaktır. Eğer bu gözünüze çapraşık görünüyorsa endişelenmeyin. Hegel'in metni daha da çapraşıktır. Bir yorumcu olan Ivan Sol bu noktada Hegel'in tartışmasının aşırı saydamsızlığından söz eder. Bir başkası Richard Norman bu bölümden büyük kısmını anlaşılmaz bulduğumdan bunun hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğim diyerek sıyırtır. Hegel'in merkez noktası öz yalnızca herhangi bir dışsal nesneyi değil ve fakat bir başka öz talep ettiğidir. Bunu izah etmenin bir yolu kişinin kendi kendisini görmek için bir aynaya ihtiyaç duyduğunu hatırlamaktır. Kişi kendi kendisinin öz bilinçli bir olgu olarak farkına varmak için bir başka öz bilinçli olguyu gözlemlemeye, öz bilinçliliğin neye benzediğini görebilmeye ihtiyaç duyar. Alternatif bir izahat, öz bilinçliliğin yalnızca bir toplumsal eyleşim bağlamında gelişebileceğidir. Bütün diğer öz bilinçli olgulardan bütünüyle yalıtılmış olarak büyüyen bir çocuk, zihinsel olarak asla yalın bilinçlilik düzeyinin ötesinde gelişemeyecektir. Zira öz bilinçlilik toplumsal hayatta gelişir. Bu izahatların hepsi de yeterince makuldür. Ne yazık ki herhangi birini Hegel'in kullandığı kelimelerle ilişkilendirmek zordur. Ma mafi ya biri ya da ikisi birden Hegel'in zihnindekini alıştırıyor olabilir. Efendi ve Köle Şimdi bütün fenomenolojinin en beğenilen bölümüne geçiyoruz. Sahnede iki öz bilinçlilik vardır. İfadeyi kolaylaştırma adına öz bilinçli olgulara kişiler olarak değinelim. Kuşkusuz Hegel ifadeyi daha kolay hale getirmeye tenezzül etmezdi. O zaman her kişi kendi kendine ilişkin farkındalığı kurumsallaştırmak için diğerine ihtiyaç duyar. Birinin diğerinden istediği kesin olarak nedir? Hegel bunun onaylanma ya da tanınma olduğunu ileri sürer. Bu noktayı kavramak için öz bilinçlik anlamına gelen Almanca Selbstbewusstsein kelimesinin ayrıca kendinden emin olmak anlamına da geldiğine işaret etmeliyiz. Sıkıntı, embarrassment ya da tereddüt, hesitation kelimeleriyle ilişkilendirilen İngilizce kelimenin tersine. Almanca kelimenin bu anlamıdır ki Hegel'in benim öz bilinçliliğimin beni bir kişi olarak tanımakta başarısız olan bir başka kişinin varlığıyla tehdit edildiği iddiasına destek verir. Richard Norman'ın ileri sürmüş olduğu gibi bu iddianın ince ince işlendiği R.D. Lang gibi varoluşçu psikiyatristlerin çalışmalarını ele alabiliriz. Bir kişinin değeri sistemli olarak dayandığı herkes tarafından bilinmezlikten gelirse bir üyenin herkesin sorunları için bir günah keçisi haline geldiği ailelerde olabileceği gibi bu kişinin kimlik duyusu bütün bütüne tahrip olur. Bu onaylanma yoksunluğunun sonucu Lenge göre şizofrenidir. Eğer bu onaylanmaya ya da tanınmaya duyulan ihtiyaç kavramı hala çapraşık geliyor ise, diplomatik olarak tanınmaya çabalayan bir ülke benzetmesini ele alın. Bu diplomatik tanınmanın devletler açısından önemli olduğu, Doğu Almanya ve Çin gibi bazı devletlerin onu elde etmek için ve diğerlerinin de onları bundan alıkoymak için giriştikleri çabalarla açıkça bellidir. Bir ulus diğerlerince tanınmadıkça o tam olarak palazlanmış bir devlet olmamaktadır. Bir yandan zaten açıkça var olan bir şeyi tanımaktan başka hiçbir şey yapmaması, öte yandan da bir devletten daha az bir şey olan bir şeyi tam bir devlet yapması bakımından diplomatik olarak tanıma kendine özgüdür. Aynı kendine özgülük Hegel'in tanıma kavramsallaştırmasında da vardır. Tanınma talebi karşılıklıdır. Dolayısıyla insan kişilerin birbirlerini barış içinde tanıyabileceklerini ve bu işi kapatabileceklerini düşünebilir. Halbuki Hegel bize öz bilinçliliğin saflaşma peşinde olduğunu ve bunu yapmak için de sırf maddesel olan nesnelere takılı olmadığını göstermesi gerektiğini anlatır. Gerçekte öz bilinçlilik maddesel nesnelere iki misli takılıdır. Hem kendi yaşayan bedenine takılıdır hem de tanınmayı beklediği diğer kişinin yaşayan bedenine. Kişinin bunlardan hiçbirine takılı olmadığını kanıtlamasının yolu diğer kişiyle bir ölüm kalım mücadelesine girişmesidir diğerini öldürmeye kalkışarak kişi ötekinin bedenine bağımlı olmadığını ve kendi hayatını tehlikeye atarak da kendi bedenine de bağımlı olmadığını gösterir. Demek ki iki bireyin ilksel ilişkisi birbirini karşılıklı olarak barışçı bir biçimde tanımak değil ve fakat savaşmaktır. Bununla ne yapacağımızı bilmek zordur. Hegel, şiddet savaşımının insan meselelerinde rastlantısal bir oluşum değil de insanın kendisinin bir kişi olduğunu kanıtlama sürecinde gerekli bir unsur olduğunu söyler gibi görünmektedir. Ne ki sahiden de hayatlarını tehlikeye atmayan insanların gerçekten ya da tam anlamıyla insan olmadıklarını kastetmeyi amaçlamış olabilir mi? Belki de kanıtlama sürecinin yalnızca o ana kadar görünür olmayanı görünür kılan bir süreç olduğunu söylemek daha iyi olurdu. Böylesi kesinlikle daha hoşgörüseldir. Örneğin bir kuramı kanıtladığımızda böylelikle onu doğru kılmış olmayız yalnızca o ana kadar doğru olduğunu gösteririz. Bu yorumda hayatını hiç tehlikeye atmamış olan biri de yine bir kişi olabilir. Bir kişi olarak varoluşu gösterime sunulmamış olsa bile. Daha bile hoşgörülü olmak için Hegel'i yalnızca yaşantılarının bir noktasında bazı kimselerin bedenlerinden bağımsızlıklarını kanıtlamak için hayatlarını tehlikeye attıklarını varsaymış sayabiliriz. Kanıt her kişi için tekrarlanmak zorunda değildir. Çatışmaya geri dönmek gerekirse. Özgün idea her bireyin bir diğerinin ölümünü amaçladığı idi. Ma mafih bir anlık bir düşünce bile gösterir ki bu sonuç kimseye uymamaktadır. Yenilene de ki ölecektir. Yenene de ki böylece kendisini bir kişi olarak duyumsamasını onamak için ihtiyaç duyduğu tanıma kaynağını tahrip etmiş olacaktır. Dolayısıyla yenen diğer kişinin kendi açısından vazgeçilmez olduğunun farkına varır ve onun hayatını bağışlar. Ama iki bağımsız insan arasındaki özgün eşitliğin yerini artık yenenin bağımsız, yenilenin bağımlı olduğu eşitliksiz bir durum almıştır. Birincisi efendi, ikincisi köledir. Hegel, yönetici ile yönetilen arasındaki bölünmeyi bu yolla izah etmektedir. Ne ki burada da durum kararlı bir durum değildir. Bu kararsızlık için Hegel'in verdiği neden dikkati çekecek ölçüde özgündür. Başlangıçta efendi her şeye sahipmiş gibi görünür. Köleyi maddesel dünyada çalıştırmaya koyulur ve arkasına yaslanarak hem kölenin itaatinin hem de kölenin emeğinin meyvelerinin keyfini çıkarır. Ancak bu durumda efendinin onaylanma ihtiyacını değerlendirin. Kölenin onayına sahiptir elbette. Ama efendinin gözünde köle sadece bir şeydir asla bağımsız bir bilinçlilik değildir. Sonuç itibarıyla efendi istediği onaylanmaya ulaşmada başarısız olmuştur. Kölenin durumu da ilk başta göründüğü gibi değildir. Köle yeterli onaylanmadan yoksundur kuşkusuz. Zira efendi için o yalnızca bir şeydir. Öte yandan köle dışsal dünya üstünde emek sarf etmektedir. Efendisiyle çelişkili olarak ki o yalnızca tüketimin geçici tatmininin tadını çıkarmaktadır. Köle, üstünde emek sarf ettiği maddesel nesnelere biçim verir ve onları şekillendirir. Böyle yaparak kendi öz idealarını kalıcılığı olan dışsal nesneler haline getirir. Örneğin, eğer iskemle yapmak için bir ağaç kütüğünü oyuyorsa, bir iskemleye yönelik kavramsallaştırması, tasarımı ve çabaları dünyanın bir parçası olarak kalacaktır. Bu süreç vasıtasıyla köle kendi bilinçliliğinin farkına daha çok varır. Zira onu önünde nesnel bir şey olarak görür. Emek sarf ederken hatta bir başkasının düşmancıl bir zihnin yönlendirmesi altında emek sarf ederken bile köle kendine ait bir zihni olduğunu keşfeder. Hegel'den 40 yıl kadar sonra Karl Marx kendi yabancılaşmış emek kavramını geliştirmiştir. Hegel gibi Marx da emeği emekçinin kendi düşüncelerini ve çabalarını gerçekte kendisindeki en iyi şeyleri emek nesnesinin içine kattığı bir süreç olarak kabul etmiştir. Böylelikle emekçi kendi kendisini nesnelleştirmekte ya da dışsallaştırmaktadır. Marx sonra Hegel'in sözlerinde gizil olanı daha önemli bir nokta haline getirmiştir. Eğer emeğin nesnesi bir başkasının özellikle de yabancı, düşman olan bir diğerinin mülkü ise emekçi kendi nesneleşmiş özünü yitirmiş olur. Kölenin emeğine olan da budur. Ama Marx'ın ısrar ettiği gibi kapitalizmde de bu olur. İskemle, ayakkabılar, elbise ya da emekçinin ürettiği her ne ise hepsi kapitaliste aittir. Bunlar kapitalistin kar etmesini ve böylelikle kapitalini ve emekçiler üstündeki egemenliğini arttırmasını mümkün kılarlar. Demek ki emekçinin nesneleşmiş özü kendisi açısından yalnızca yitirilmiş değil ve fakat aktüel olarak kendisini baskı altında tutan düşmancıl bir kuvvete dönüşmüştür. Bu, Marx'ın ilk yazmalarının kilit iddiası ve kapitalist ekonomilerin marksist eleştirisinin temelini oluşturan artı değer kavramının öncülüdür. Ayrım sonu. Sayfa no 87.